E-Ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta e-ticaret yasalarının hayatımıza getireceği yeniliklerden bahsedeceğiz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Yeni e-ticaret yasası gereğince pazar yerleri artık müşteri bilgilerini satıcılarla paylaşacak. Biliyorsunuz yasadan önce bu pazar yerlerinin idaresine bırakılan bir konuydu. Ancak 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tüm pazar yerleri gerçekleşen her bir satış için müşteri bilgilerini satıcılarla paylaşacak ve bu konuda şeffaf olacak. Bir diğer düzenleme, pazar yerlerinin statüsü aracı hizmet sağlayıcı, pazar yerlerindeki satıcıların statüleri ise e-ticaret hizmet sağlayıcı olarak güncellendi. Bu düzenlemeden anladığımız kadarıyla Ticaret Bakanlığı pazar yerlerine diyor ki sen haksız rekabet yapamazsın, kendi ürünlerini satıcıların fiyatlarının çok daha altına bir sürü ürettirip satamazsın, pazar yeriysen pazar yeriliğini bil. Fakat bu düzenleme pazar yerlerinin ürünlerini satmaktan alıkoyacak mı? Pek öyle sanmıyoruz. Muhtemelen ayrıca şirketleşerek yine satış faaliyetlerini sürdürmeye devam edecekler. Yapılan yeni düzenlemeyle pazar yerleri net işlem hacimlerine göre sınıflandırıldı. Bu sınıflandırmaya göre net işlem hacimleri 10 milyar olan, 30 milyar olan ve 60 milyar ve üzeri olan şeklinde 3 gruba ayrıldı pazar yerleri ve buna göre ayrı ayrı yaptırımlar getirildi. Buna göre getirilen yaptırımlardan ilki, net işlem hacmi 10 milyar lira ve üzeri olan pazar yerleri satışla ilgili tüm verileri satıcılara vermek mecburiyetinde. 1 Ocak 2023 tarihinden öncesinde pazar yerleri bu yöndeki verileri istedikleri oranda satıcılarla paylaşıyor ya da paylaşmıyordu. Ancak yeni yasa düzenlemeleri gereğince artık pazar yerleri bu yöndeki tüm verileri satıcılarla paylaşacak. Peki bu neyi değiştirecek? Özellikle pazarlama alanında veri işlemeye ve veri almaya ayıracak bütçesi olmayan satıcıların avantajını olacak. Yeni düzenlemeyle bu yönde veriyi çekebilecek satıcılar ve pazarlama faaliyetleri için istedikleri şekilde kullanabilecekler. Ayrıca net işlem hacmi 30 milyar lira ve üzeri olan pazar yerleri satıcılarının diğer pazar yerlerindeki satış faaliyetlerini ya da ürün fiyatlandırmalarını artık kısıtlayamayacak. Yani siz A pazar yerinde 30 liraya sattığınız bir ürünü o pazar yerinin kısıtlaması olmadan B pazar yerinde 20 liraya satabileceksiniz. Biliyorsunuz pazar yerleri bankalarla yaptıkları çeşitli anlaşmalar sayesinde müşterilerine yani tüketicilere çok daha düşük oranlı faizlerle tüketim kredileri veriyorlardı. Yeni düzenleme gereğince artık hiçbir pazar yeri, hiçbir bankayla anlaşmayacak, kredi de vermeyecek. Bunun yine haksız rekabeti önlemek adına alınmış bir karar olduğunu kolaylıkla anlıyoruz. Ayrıca yine pazar yerleri kendi para birimlerini ya da sanal liralarını yeni düzenleme gereğince kullanamayacak. Biliyorsunuz özellikle Trendyol'un cüzdanım uygulaması sayesinde uygulamaya Trendyol lira yükleyip uygulama içerisinde dilediğiniz gibi harcıyordunuz. Sadece Trendyol'da olan bir özellik değil. Yine Hepsi Burada ve Amazon gibi diğer pazar yerlerinde de farklı farklı karşılıkları vardı bunun. Yeni yasa gereğince bunların tamamının da önünün kesildiğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi pazar yerleri kendi kargo şirketleri aracılığıyla çok düşük kargo ücretleri karşılığında gönderim sağlıyordu müşterilerine. Yeni düzenleme ile birlikte artık pazar yerleri kendi kargo firmalarıyla gönderim sağlayamayacak. Hatta kendi kargo firmaları diye bir şey olmayacak. Çünkü tüm bu faaliyetlerin de yine yeni yasayla önüne geçildi. Yine bu kararda kargo firmalarının hem zarara uğramasının önüne geçilmesi için hem de bu yönde bir tekelleşmenin de bir noktada engellenmesi için alındığını anlıyoruz. Ayrıca listelemede de haksız rekabete cezalar arttı. Kanunda belirtildiği üzere 10 ve 100 bin lira arasında cezalar da yine yeni düzenlemelerle yolda. Bu cezalarda yine pazar yerlerinin satıcılara adil davranmamasının önüne geçmek üzere alınmış kararlardan bir diğeri, pazar yerleri satış hacmine bakılmaksızın tüm satıcılarına aynı imkanları sunmakla mükellefler. Ayrıca yapılan düzenlemeler gereğince en büyük yaptırımlardan biri, yıllık işlem hacmi 10 milyar lira ve üzeri, iptal iade hariç işlem adedi 100 bin adet üzerinde olan pazar yerleri her sene satış faaliyetlerini gerçekleştirmek için lisans ücreti alacak. Bildiğiniz gibi pazar yerleri %7,5 dijital hizmet vergisi, %15 stopaj ve bir de bunun üzerine gelir vergisi veriyorken yeni düzenlemeyle birlikte işlem hacimleri üzerinden farklı yüzdeler, lisans belgesi alacaklar ve bu lisans sayesinde satış hizmetlerine devam edecekler.
Şuradaki tablodan gördüğünüz üzere farklı işlem hacimlerindeki pazar yerleri farklı yüzdelerle yine lisans bedellerini ödeyerek faaliyet göstermeye devam edebilecek. Tabii yine tüm bu uygulamaların net olarak ne şekilde yapılacağını hep birlikte 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle göreceğiz. Bu videoda yeni e-ticaret yasalarının pazar yerleri ve üreticilerin hayatında ne gibi değişiklikler getirebileceğini sizlerle masaya yatırdık. Ama uygulamanın nasıl olacağını 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle hep birlikte göreceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca hepinize mutlu, bol satışlı, bol kazançlı, huzurlu, sağlıklı yeni yıllar diliyorum. Artık 1 yıl sonra görüşürüz diye o iğrenç espriyi yapmadan kapatamadım videoyu. Hoşçakalın.